Aynen, hedonist, evet, biliyorum. Biri sordu da yukarıda kim Arap mı diye. Bu Kim arada esas Arap? bizdeki kolpa şeymiş ya, bu meşhur neydi, Kuşçu Eşref mi ne bir şey var ya, bayağı kolpacıymış o ya. Bir tane tarihçi bayağı ortaya çıkarıp kitap yazmış onunla ilgili. Eşref ne abi? Kuşçu Kurtlar Eşref bu Vadisi'nin ilk Türkiye'de bölümlerinde işte Aslan Bey'in andığı bir adam diye hatırlıyorum ben sadece. esas hani istihbaratı kurmuş adam, hani en büyük istihbaratçı Türk falan diye geçiyor da Ha. bayağı kolpaymış yani herif. Abi o da tam belli. Bak bir şey söyleyeyim mi? Ona da çok güvenmem ben ha. Çünkü istihbaratçı kolpa demek belki de istihbaratçının işini çok iyi yaptığına dair bir delil de olabilir. Yani. Bu arada evet. Yani anladın mı? Abi. Sonuçta ambiguous durumlar. Belki de herif hakikaten iyi istihbaratçı. Şimdi Ha, ecdatçılık Polat yapmak Sağ istemiyorum filan. ama. Hani anladın mı? Belki herif Yani iyi abi. istihbaratçı, iz bırakmamıştır. Tarihçi de demiştir ki aradık iz bulamadık istihbaratçı ile ilgili. Hayır, tam Haydi. tersine işte yaptığı şeyleri Her şey çarpı 5 kayıtlıymış. an ha, tam tersine yaptığı her şeyi çarpı 5 anlatmış herif. Yani Günlük iz tutmuş. bulamasa iyi. İz bulmuş, çok fazla iz bulmuş, sorun orada Of. zaten. Günlük tutmuş herif değil mi? Bugün bilmem kimin sarayına girdik inşallah Aynen falan. bu kafalar Tık tık işte. yazmış Bugün böyle. beni başbakan çok seviyor falan gibi böyle yazıyor. Dün bir yemek yedik. Humusu çok beğenmedim. Tuzluydu. Orada bir laf vardı ya. Neydi? Arabistan Not Lawrence ile ilgili Kurtlar Vadisi. Dur, onu not almıştım, bir dakika söyleyeceğim niye aldın bunu ya? şimdi. Kim kendisini Arabistanlı Lawrence'ım diyorsa o Arabistanlı Lawrence değildir. Şeyde kullanacağım ya oyunda. Oyunda kullanacağım, dur. Ha öyle o şekil. Süper. Aynen. Bak biz hazırlanıyoruz ha. Sen de hazırlanıyorsun inşallah kardeşim. Sen beni solitaryada da böyle germiştin aşırı böyle. Bana bak Ha. hazır mı lan? Evet Hazır evet mı abi, lan? ben çünkü Game Master'ın benim kadar hazır Bak bak. olmadığını hissettiğimde inanılmaz tetikleniyorum. Cümleyi söylüyorum. Kuşçubaşı Doğrunsa demiş ki, o yere geldiğinde bir fahişenin ahlak kurallarını bir dans ustasının kibarıyla birleştirebilirdi. Falan. Böyle şeyler söyledi tabii. Böyle konuşacağım oyunda. Ha Kuşçubaşı Eşref ajan gibiymiş yani. Ne? Ajan gibi bir şey bu Kuşçu Eşref o zaman. Oğlum işte istihbaratı kuran adam diye geçiyor. Direkt. İstihbaratı kuran adam deyince benim gözümde daha bürokrat birisi canlanıyor ya. Ben de Bürokrat Lord gibi Varys canlanıyor Game of ha filan Thrones'daki. yani işte böyle. İstihbaratı Lawrence, kurmak çünkü şey ya, onun Lawrence'da ödeneği kankaymış, düşün gelecek yani. falan. Paralar yattı mı? Ajanların maaşını yatıralım. Günü geldi. Çocuklar soruyor filan. Vay arkadaş ya. Lord Varys kraldı ya. Öylesi bulunmadı. Vallahi başkası gelmedi gerçekten ya. Aynen Alperen, o konu da işte o kitapta bayağı kolpaymış yani. Alexander kaşınıyor mu acaba ya? Bir savaş istiyor mu Alexander acaba? Bana orada bir şeyler diyenler varsa, bana orada bir şeyler anlatanlar varsa senin Fok anasını koyarım. fork koyarım tamam mı? Motherfucker, you can't talk to me like this, you twat face. Face. Çok Troll iyi. faces diyordu galiba. Yok twat Fok. face diyor işte şey Brit ya. Twat. Fok koyarım. Fork koyarım. Oğlum bu Günah şeyde, Demet Tuncay da başta şöyle konuşuyordu bizim başında. E kardeşim ne yapıyoruz? Gümrükler bizim, sokarız, geçiriz falan, böyle delikanlı. İlerleyen bölümlerde aman abi niye öyle diyorsun falan diye böyle bir anda diplomata dönüyor. Evet. Abi niye ki şu maske işine girdik ya? Girdik iyi ki abi. Erdal mikrobuna da söyle. O MR makinelerinden satmasın. Pis işi sevmem. Benim babam kalpten öldü abidim. Asker yapıyoruz. Ama taş gibi makineler. Doğru diyorsun abi. Eski MR'ları İngiliz hastanesine kurdum. Yenileri de devlet hastanelerine vereceğiz. Aferin Erdal. Kafan çalışıyor. Abi Çin'den maskeleri sipariş ediyorum o zaman. Ne maskesi Erdal? Mikrobu buraya mı getireceksin? Gerçekten o Evet zaman virüs var, virüs köyü de varmış. evet. Dayı Ars olayı bulmak. işte.
Mekana gidip şey yapıyor. Mekandan ayağını adam aldırıp raconu bozdun. Mekanda ayağından yedin, raconu bozdun. Bir daha sakın karşıma çıkıp kafamı bozma. Evet evet. Seyf odayı hakikaten bir yerden boş şey gibi hissediyorum Seyf odayı ile ilgili ya. Böyle ne yapacaklarını bilememişler bir noktadan sonra. Abi adam sürekli artık 140 bölümdür kadınlarla ilgili yorum yapıyor. Hani böyle evet yiyecek ya. Bir şey yok. Action'a sokamıyoruz. Yaşı da var. Yanında duruyor sadece. Böyle birilerine bakıyor falan. Birisinin karısına kızına bakıyor. Şişiyor yardım falan. Evet de şişiyor. Kalmadı şiştim Seyf gazoz odayı. Ver muhabbetim o da. Ha maden i̇nsel, suyu. İnsel reis. Aynen. Güllü bana bir maden suyu getir. Yani bu hep bu tek diyaloğu bu. Adamın böyle 150 tane aynı diyaloğundan var. Evet. O da iyi lan. Düşünsene aktörü, o roldeki aktör olduğunu. Kaç sezon Kurtlar Vadisi'nde oynadı herif yani. He. Takılıyor öyle işte. Tabii. Ben maskeyle gül... Oğlum. Ha evet Sungur bak. Şey ne derler. Seyfo dayının prezervatif ve doğum kontrol yöntemleriyle ilgili fikri şu. Şey diyor. Ben maskeyle gül koklamam yeğenim diyor. Yani artık... İyice. Maskeyle gül koklamam da ya. İnanılmaz bir şey ya. Bu nasıl, bu kim yazmış tam, abi? Kim düşünmüş tam dayı bunu? Lafı oğlum bu zaten. Kahve. Evet, kahve evet. Takılmayan biri yazamaz oğlum bunu ya. Nereden evet evet böyle? Yani çok ilginç muhabbet bu. Maskeyle gül koklamam ya. Hadi ben çakayım. Sen nesin? Tırnak makası. Oha burada nasıl altı alıyorum lan ben kültürü. Ne var burada? Oha. Ha, wonderlar mondurlar bir şeyler yan yana evet. Dizilmiştir ya. Wonder varmış yanımda. Diğer yanda da şöyle var. Çok iyi oldu bu ya. Hop. Yes. Ben dedim ki yeter evet. Alexander. Ya sen öldürüyorsun bayağı galiba. Ben gene dayanamadım girdim Alexander'a ya. Ya yakışır sana. Biz kıyafetli kaldık buralarda. Dedim ki hazır. Tanklar, toplar, tüfekler çıkmış. İslam getirmiş bana Makedon. Oh bismillahirrahmanirrahim. Makedonya'nın İslam kurması da güzel olmuş. Değil mi? Manyak. Senin de yine. Göt. İskender mi kurmuş? Hı. Evet abi senin de yine yani yavşak. Sen ne anlarsın ya? Her kadere inanan seviyor bu toprakları ya. Sevdalısı mı abi? Sevdalısı. Kaderin bir oyunu mu? Toprakların sevdası. Biz iki günde mi vatan sevdası oldu? Mücbel adamın gözü korkmaz yeğenim. Morarır. Dayı sorguda. Sen de benim gibi şey gibi hatırlıyorsun değil mi? YouTube başlıklarıyla hatırlıyorsun değil mi? Evet, evet dayı sorguda. Ben de öyle izliyorum. Dayı sorguda aynen. Dayı sorguda şey işte. Deve Tuncay'a işte Erdal raconu falan. Erdal. Aynen. Kirve racon kesiyor falan böyle. Şeyler çok güzel. Görüşme başlıkları çok güzel. İşte Polat Alemdar ve bilmem ne Soros görüşmesi. Evet, Polat evet, Alemdar görüşme. Ve Baron görüşmesi falan böyle. Hiçbir yerde bulunmayan sahne. Vatanını bu kadar çok seven aldatır mı Memati? Aldatmaz abi. Bunlar derin mi abi? Bunlar derinse biz daha deriniz. Niye alamıyorum ya? Bu dedikleriniz devlet kuranlar.
Ben nasıl bunlarla boy ölçebilirim? Biz senin devlet kurmanı istemiyoruz. Biz senin, Türk halkının hali hazırda harika bir devleti var. Biz senin bunu korumanı istiyoruz. Sanki yazlığı var. Evet, evet. Kırmızı kitapta en önemli bilgiler var. Plütonyum rezervlerinin yerleri. Türklerin atom bombaları. Ne? Ve uyduların... Ne? Abi böyle bir lore var. Böyle bir lore var Kutlu Arslan'a. Şey, evet. İhtiyarlar cemiyetine giriyor Polat. İhtiyarlar cemiyeti de şey... Dünyanın asıl özgür savaşçıları işte Türkiye'nin başındakiler. Derinin esas en derini. Kurucuları Türkiye'nin. 1071'den beri kurucuları. Atatürk'ü bunlar görevlendirmiş kanka. Atatürk'ü bayağı böyle bunlar görevlendirip Anadolu'ya göndermişler. Biz Mustafa Kemal'i görevlendirip Anadolu'ya falan diye anlatıyor. İşte şeyler varmış. Gizli bor rezervleri, plütonyum. Bir tane kırmızı kitap var onun içinde. Bor rezervlerinin yerleri, plütonyum rezervlerinin yerleri, uydularımızın yerleri, atom bombaları falan bunlar varmış. Bunu Polat'a kırmızı, veriyorlar kitabı daha sonra. Kırmızı kitap şeyde de var ya. Globax teşekkürler raid için. Hoş geldiniz. Payitaht'ta da var o kırmızı kitap. Ben onu oradan biliyorum. Nasıl ya? Kitabı ezberleyip yapıyor bu arada. Şey abi evet. Bir noktada şey adını söyle. Böyle Abdülhamit aşırı sinirleniyor bir şeyler oluyor falan. Yanında da Hasan Tahsin Paşa mıydı neydi? Alıyor. Diyor ki gel benimle paşa falan. Bir yerlere gidiyorlar gizemli bir şeyler açıyorlar bilmem ne. İşte padişahın görünmez ordusu var abi. O görünmez ordu da meğer istihbarat teşkilatı çıkıyor. Böyle bir odaya bir sürü zabıtı doldurmuşlar. Katibi pardon. Bunlar böyle vit o kırmızı kitaba bir şeyler yazıyorlar. YouTube yorumlarına da baktım. YouTube yorumları full şey diye kırılıyordu. İşte burada da çıktı. İşte Kurtlar Vadisi'nde işlenmiştim. Falan diye böyle. İkinci kere başka bir dizide görünce olayın %100 gerçek olduğunu ikna olmuş seyirci. Of evet ya. Yani çünkü bir olay iki dizide de varsa belli ki gerçektir. Falan. Öyle işte. Diyeceklerim bu kadar. Tükendim yine. Tükendim konuşuyoruz. Azalarak anlatırken bitti vallahi ya hakikaten ya. Böyle. Yine içime kaçtım. Böyle topraktan ve başını çıkaran gay. Solucan gibi böyle biraz enerjim oluyor sonra diye gidiyor hemen o böyle. O şey çok iyi ama kitabı 300 sayfa kitaptır belki. Böyle Polat böyle bir oturuşta ezberliyor ve yakıyor ya. Şeyde var ya Polat'ın aşırı hacking skill'leri de var ya böyle. Tabii bankaya ekliyor falan. Evet evet. Oğlum şey çok komik bak mesela ilk böyle ilk Kurtlar Vadisi döneminde banka hackleyen Polat. Sonra ikinci bu pusu başladığında bunlar böyle özel bir teknoloji şeyi de kuruyorlar üssü gibi. Orada bir tane hacker çocuk çalıştırıyorlar. Hiç anlamıyor gibi takılıyor orada. Ne oluyor şimdi falan diye böyle. Lan herife banka hacklettiniz nasıl anlamıyor nasıl? Şeyden abi. Şey, yıllar geçtikçe unutmuş abi. Seyirci Polat'ın çok zeki olduğunu düşünüp de kendisinden uzaklaşmasın diye Polat'ı gerizekalılaştırmışlardır. Oğlum bu çok iyi tespit oldu. Helal. Aynen. Burada %100 öyledir bence de aynen. Şey gibi olmasın seyirci yani. Abi şimdi Polat da yani ne bileyim saçma biraz öyle. Bilgisayar falan anlıyorum yani ne bileyim. Bu doğru lan. Anladım. Gerçekten bunu düşünmüş olabilirler ya. Tabii tabii. Çünkü biliyorsun gerçek bir erkek yazılımdan asla anlamaz ve şöyle der. that's what real men do, bitch. Telefonda deri kılıfla kullanıp uzaktan bakar. Tabii. Böyle çok kurcalamaz. Gerçek bir erkeği yazılımdan hiç anlamaması ve yazılımla ilgilenen herkese bizim de arkadaş FIFA oynuyor. falan demesinden anlayabilirsin. Yok mu PlayStation? Aç da bir FIFA oynuyor. O ne öyle? Biraz homoseksüel eğilimli şeyler söylüyorsun. Ne bir PlayStation oynamak falan. Gerçek erkek oyun oynamaz. Gerçek erkek yaşar. Çok net, şey çok net bu arada. Yakuza serisinde Kurtlar Vadisi'nin ilk 96 bölümdeki aynı vibe var. Ama Yakuza'nın senaryosu daha iyi. Yakuza. Oğlum Yakuza evet, evet. Aşırı SCV. Hiç şeylerine denk geliyor musun arada? Evet, evet. Mesela işte mahalleli geliyor böyle şey diyor Kiryu'ya. Ya alt mahalleye de işte transseksüeller yerleşti. Onları kov buradan falan diyor. Kiryu böyle acayip sinirleniyor. Ne diyorsunuz lan siz karışmayın insanlara falan. Kanka. Herkes ahlak dersi veriyor falan. Like a Dragon'ın başında böyle çöpten çıkıp ev arkadaşınla bir ev kiralıyorsun. Ama sahibesi aynı zamanda o evi böyle apart olarak işletiyor. Ve kızlar da memnun orada çalışmaktan falan. Sonra böyle şeyler geliyor abi. Mahallemizde orospu istemiyoruz falan diyen böyle bir kitle geliyor. Böyle pankartlarla falan.
dövüyorsun onları ana karakterle. Bırakın lan kadınlar çalışıyor işte falan diye. Oğlum oyunu indirip de aldım tam benlikmiş gireyim ben bunu. Oğlum çok eğlenceli oyun ya. Bayağı iyi yani. Yakuza 0 oynamadın değil mi aslında? Yakuza 0 Xbox'ta var, bir ona girsen keşke ya. Kiryu'dur ya yani. Ya ben Yakuza 0'ı... Yakuza 0... Belki Tancan'a mı dedin? İkinize de. Sana hepinize be. Kaldım. Sana hepinize. Bu şeyle ilk böyle o herifle dövüşüyorsun ya böyle ilk asıl boss fight. Orada kaldım. Sonradan devam edemedim. Devam edeceğim bir yer ona. TRT Reis'le dövüşüyorsun bir yerde, onu mu diyorsun? Ne? TRT Reis'le dövüşüyorsun bir yerde, onu mu diyorsun? Ya TRT Reis değil ya. Bu ilk böyle Yakuza 0'da sana şey yapan var ya. Şekil yapan var ya, aile reislerinden birisi. İlk onunla dövüşüyorsun. Herif meğerse hayvan gibi, sırtında böyle dövmesini falan görüyorsun. Ha. Yazın çocuklar adını onun. Bir müziği var. Çok iyi bir boss fight müziği var onun. Dinliyorduk bu yayında. Onunla dövüyorsun işte ilk. Yakuza yani. Meğerse adam dayı gibi görünüyor ama bayağı lisanslı Yakuza'ymış falan böyle. Ha. Sırtında dövmesi falan. Senin zaten Yakuza'yı yani benden önce oynamamış olman çok tuhaf bir şey. Herhalde hentai'sine denk gelmedin hiç. Hentai'sine hiç denk gelmedim abi. Hiçbir kere bile denk gelmedim. Kuze kanka, aynen Kuze. Kuze fight'ını da bıraktım. Devam edeceğim onu. Kuze fight'ı da daha da başlangıç, bir de o Kuze fight'ın çıkışı var hocam. Evet. Bayağı keyifli onlar. Evet. Kuze bayağı iyi ya. Ben bayağı şaşırmıştım herifi. Ben çünkü bunları bayağı dayı mayı sanıyordum. Seyfo dayı gibi bir şey sanıyorum ama bunların hepsi bayağı bossmuş yani. O tabii oğlum ya, Yakuza dünyası. Va yani Yakuza dünyasında geçen bir Fate oyunu oynayalım desem yani dördümüz birden racon kesemeyiz, nasıl oynarız bilemiyorum, o yüzden hiç kafamda canlanmıyor. Herkes çünkü aşırı o racon ya. Bizim oyunda böyle şeylere falan girmeyeceğiz. Aaron Feller'lar bilmem dört büyük aile falan gibi şeye girmez. Daha böyle street level oynayacağız ha. Daha iyi lan. Mümkün söyle oynayalım abi. Zaten. Ben bunu niye alamıyorum ya? Yani böyle yan mahallede işte böyle Şevko'nun adamları uyuşturucu satıyorlarmış. Arkadaşlar bir gidip bakar mısınız o işi falan gibi. Öttürürüz ya. Çakır İstanbul'un sefiri olduğundan beri artık uyuşturucu satışına izin vermiyor çünkü. Bir takım şeyler değişti sokakta. Neyse söylemeyeyim. Neyse hallederiz. Kombatlar. Bakalım kombatları nasıl çözeceğiz? Silahlı çatışma yerine daha böyle şey gibi, ya böyle ilk bölümde falan Çakır'ın böyle milleti patlatmak için falan kullandığı mevzular var ya. Evet. Onlar bayağı şey, Fate Challenge'ları yani, anladın mı? Aspect'ten bonus falan alıyorlar hani böyle aslında düşündüğün zaman. Aslında mekanik olarak çok uygun. Birebir o sokak çatışması falan bir tık sıkıcı olabilir ama bakalım. Onu hep beraber çözeceğiz. Ya, ben de şu ana kadar Fate'de hiç sokak çatışmasına girmedim. Hiçbir Fate oyunda asla. Sokak çatışmasından çok abi bakıyoruz. Şey gibi olacak biraz. Ya sokak çatışmasına da girersiniz de. Ya mesela böyle size bir takım görevler verecekler. Diyecekler ki bilmem nenin gazinosuna girip işte bilmem neyi çalın. Aşırı çişim geldi, hemen gidip geleceğim. Anlatma, dur geliyorum. Okay. Bir dünya Berkay Yıldız hoş geldin. Biz çok sağ olun. Ranger geldi, ne olacak ki bu Ranger buraya getirdiğin salak? Ranger şey, Scout'un silahlısı ve moderni. Yani öyle getirdi buraya. Modern Ranger. Yani hiç anlamsız barbar ya ama. Bu Alexander. Alexander virüs oldu yemin ediyorum. Bu iş atom bombasına gidecek yani. Gidecek. Atoma da gidecek, bombasına da gidecek. Tepesine hakikaten bir roket indireceğiz. Bunun öyle çözülecek en sonunda bu iş. Haydi. Barbarlar geldi. Bunlar nasıl bir araya gelebilir? İşgal için. Yaşasın kaos. Kıtaya yayılmış bir imparatorluk. Sıra 8 tur. K-
Kurtlar Vadisi'ni YouTube'a atarsanız yorumlara çok garip tipler gelebilir. Seven bile olabilir. E tabi canım, gelecekler zaten. Türkiye'de ilk defa yapılmış bir şey lan. Türkiye'de ilk defa yapılmış bir şey. Kurtlar Vadisi RPG. Belki bize şeyler bile yeni Kurtlar Vadisi serisinde tayin sponsorluğu bile olur böyle. Arkadaşlar bizden ne kadar. Atiker'in sunduğu YouTube videosuna hoş geldiniz diye girelim. Şampiyon sucuklar falan diyor. Fana zaman... filmin sunduğu Kurtlar Vadisi Twitch'te.